Selamünaleyküm herkese merhabalar. Bugünkü videoda sizlerle beraber taşlama aletinin bakım ve onarımını yapacağız. En son bildiğiniz gibi taşlama aletiyle ben yaklaşık 10 saat belki 12 saat zımparalama işi yaptım ve hemen hemen şu haldeki zımpara, çanak fırça, burgulu çanak fırça bu hale geldi. Hem bu burguları yerinden ayrıldı hem de pek çok tel koparak işlevini yitirdi. En son hali bu şekilde. Bu yenisi, bu eskisi. Bunu daha hafif işlerde kullanabilirim. E tabi eskisinin yerini tutmaz, eskisi kadar performans çalışmaz. Ama 10 saatlik çalışmadan sonra o hale geldi. Ekstra olarak ben bunu aralara soktuğum için şuradaki durdurma kısmı koptu. Ben de artık onu şöyle buraya koyuyorum. Şuradaki durdurma kısmı yerinden çıktı. Şu şekilde çalışıyordu. Aralara soktuğum için bunu buradaki alüminyum yerden koparttı. Genel olarak malzememiz bu. Kullanacağım malzemeler: bıçak ve yıldız tornavida. Şöyle şu başını bir kere açalım. Tabi bu diğer tutma yerleri olsun. Şu şey falan olsun. Onları çıkartıyoruz zaten. Problemimiz şu. Çalışırken çok ısınıyor. Ben bunu daha önceden bir açtım baktım. Muhtemelen rulman değişimi gerekecek. 68 608 Z marka bir rulman. KVC. Şöyle bakalım. Yani çok iyi bir rulman değil ama işimizi görür. İçindeki rulman hem eskiydi hem de bu içindeki kısmı çok aşırı hızlı bir şekilde ısındırmaya başladı. Bir de arada bir şöyle dönerken tutukluk yapıyordu. Ben de onu rulmandan kaynaklı bir problem olarak olduğunu düşünüyorum. Şunları bir kere şöyle çıkartalım. İlk parçayı çıkartıyoruz. Gördüğüm kadarıyla burası gayet yağlı. Ben bunun bakımını, temizliğini yaptım. Şu an gayet de güzel dönüyor, hızlı da dönüyor. Herhangi bir bu tarafta sıkıntı yok. O yüzden bunu şöyle kenara koyuyorum. İçi de yine aynı şekilde temizlendi, yağ bakımı yapıldı. Burada dikkat etmemiz gereken şey şuradaki kısım. Onun içinde ilk baş şunları açalım. Şimdi bunu böyle çekersek bu buradan çıkmaz. Bunun içinde bir şey var, dişli var. O dişli tutan da bir pin var. Şimdi ben şöyle elime döndürüyorum. Yukarıya kaldırıyorum. Böyle tamamen yukarı kaldırınca oradaki pin gözüküyor. Oradaki pimi çıkarmak için de şöyle sivri bir aletle pimi aşağı yönlü yamultuyorum. Pimi şöyle aşağı yönlü yamultsun. Pim aşağı yönlü yamulunca dışarı çıkıyor. Ve daha sonrasında oradan bıçak yardımıyla pimi kenara alıyorum. Evet. Biraz çekince çıktı. Burada bizim dişlimiz var. Dişlerinin geçeceği pin var. Ve şöyle de şöyle de bir pinimiz var. Bunlar gayet yağlı. Yani yağ konusunda sıkıntı yok. Sadece çok aşırı ısınıyordu. Ben de o aşırı ısınmanın buradaki rulmandan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ve şimdi buradaki rulmanı değiştireceğiz. Geri kalan kısmı hiç ellemeyeceğim. Hani arkasını taşlamasını falan çıkartmayacağım. Çünkü oralarda bir problem yok. Dönmesinde bir problem yok. Sadece dediğim gibi üstündeki rulmanı değiştireceğim. Umarım faydalı olacak. Hani olmazsa da yenisini alacağım. Çok da pahalı bir şey değil. Zaten 500 wattlık bir makine. Evet elimi sildiğime göre işlemlere devam edeceğim. Dediğim gibi burayı açmayacağım. Eğer ki bunu çıkarmak isteseydim ilk önce bunu çıkartıp Buradaki taşlamaları sökecektim. Bununla işim olmadığı için burası gayet güzel çalıştığı için burayı ellemeyeceğim. Ben bunun arka rulmanına da baktım. Arka da 607 Z. Bu 608Z. Bu bir tık daha büyük olması lazım. O şekilde sadece burayla işim var şu an için. Çünkü sıkıntı burada diye düşünüyorum. Hani rulman iyi dönmüyordu ve şu an gördüğüm kadarıyla rulmanın kenarları dağılmış. Şöyle bakalım. Hani bayağı bir boşluk var. Şöyle oradan da belki belli oluyordur. Şu an rulman sağa sola oynuyor. Hani sizde de böyle aşırı ısınma probleminiz varsa fazla çalıştırmayın. Muhtemelen rulmanınız işi bitmiştir, ömrü tükenmiştir. 10 saatlik çalışma sonucunda aralıksız çok e, ne denir ısınmış bir durumdayken rulmanın içindeki yağlar akmıştır. İşte bir şeyler olmuştur ve ömrü bitmiştir. O bakımdan fazla zorlamadan, motorunuzu yakmadan hemen kenara alın makinenizi, paydos verin ve rulmanınızı değiştirin. Evet şöyle baktığımız takdirde burası sağ sola oynuyor. Hani rulman dağılmış. Aha bu da çıktı. Yani rulman ömrünü bitirmiş. İçindeki saç kırılmış. Normalde bunların içinde saç oluyor bu bilyeleri tutan. O saç kırılmış ve makineyi zorluyor. Makinenin düzgün bir şekilde dönmesini engelliyor. Bu da makinenin aşırı derecede ısınmasına neden oluyor. Şimdi biz bunu buradan çıkarmamız lazım. Şöyle alttan ittiriyorum rulmanı. Alt taraftaki saçı da çıktı. Bastırırken Muhtemelen biraz daha bastırsam gelecek. Evet, şu an geldi. Ve rulmanımız yerinden fırladı. Burada yine diğer parçaları var. Evet, yani şu an bileleri de düştü. Tamamen rulman elimde kaldı. Hani tamamen vakti gelmiş. Tam zamanında yapmışım. Biraz daha beklesek motorunu bozacak. Çünkü içindeki mil veya şaft düzgün dönmediği zaman bu kenardaki yerlere değiyor ve kenardaki yerlere mıknatısa değiyor. Oralara değdiği takdirde de makineyi aşırı ısındırıyor ve makinenin ömrünü azaltıyor. Hem motoru bozuyor hem de dediğim gibi ömrü azalıyor. Şimdi şunun için şöyle bir genel olarak temizleyeyim. İkisi de aynı taraf. Hangi taraftan yaptığımız fark etmez. Şöyle yerine yerleştiriyoruz. Elimize bastırıyoruz. Normalde şu parçayı ısıtıp rulmanı soğutup takmak daha garanti olur. Ama bu o kadar da önemli bir parça olmadığı için şöyle elimle bıçağın arkasını kullanarak her taraftan eşit bir şekilde bastırıyorum. Şu an yerine oturdu. Gayet sağlam duruyor. Eşit olarak oturup oturmadığını şöyle kenardan bakıyorum. Ve kenarlara vurmaya devam ediyorum. Gördüğüm kadarıyla yerine oturdu. Her yeri eşit. Daha sonrasında da rulman tutma pulunu keskin tarafı alta gelecek şekilde yerine yerleştiriyorum aşırı da alüminyuma zarar vermeden, yalama yapmadan, şöyle bilek gücüyle çok da zorlamadan sıkıyorum. Bu zaten yerinden çıkmasını engelleyen ve bunu sabitleyen bir aparat. Genel olarak iyi bir şekilde sıktığımı düşünüyorum. Şimdi aynı şekilde çıkarttığımız gibi takacağız. Şu an şaftı da gayet güzel yerine oturdu. Zaten vurulman yerine oturduğu sürece şaftı da oturur. Aynı modelde aldım zaten. Şimdi bunu takarken şöyle bir şey var. Buradan da kenarlara pislik birikmiş. Hepsi geliyor. Buradaki boşlukla bunun üzerindeki boşluk üst üste gelecek ve araya da şu girecek. Onun için ben ilk baş bunu araya atıyorum. Şöyle yüksek tarafı arkada olacak şekilde bunu da hemen üstüne takıyorum. Bunu biraz daha ilerletiyorum. Pin boşluğuna bakarak bunu da yerine yerleştiriyorum ve yavaş yavaş pimi pin boşluğunu kaçırdım pin boşluğu önemli. Çünkü direkt yerine oturması lazım. Ve pin boşluğuna geldikten sonra pimi tamamen düzlüyorum. Şu an pimi düzledim ve bunu yerine ittirdim. Burası bu kadardı. Şu an bu yerine oturdu. Şu an gayet güzel dönüyor. Herhangi bir boşluğu yok. Ve o da yerine oturduğuna göre artık geri kalan işlemleri tamamlayabiliriz. Rulmanı sanayide herhangi bir malzeme satan bir yere sorarak bulabilirsiniz. Genel olarak kullanıldığı için her alanda rulmanlar. Veya internetten de satın alabilirsiniz üstündeki model numarasına göre. Şöyle yine çok aşırı sıkmadan, plastiği yalama yapmadan bileğimle yaklaşık 300-400 gramlık yük vererek sıkıyorum. Çünkü yarım kilo verirsem buradaki plastik zarar görebilir. 300-400 gram dediğim gibi. Burayı bir tık daha yarım kilo verebilirsiniz. Çünkü bu alüminyum. Bunu da direkt yerine oturtuyoruz. Şu şekilde. Şöyle hafif bir döndürüyoruz. Şu an gayet güzel dönüyor. Eskiden rulman dağıldığı için takılıyordu. Nereye takılıyor? Onun tane içeride bir yere takılıyor. Çünkü şaftı düzgün dönmüyordu. Evet bu da güzel çalışıyor şu an. Bunları takarken yine şeye dikkat edersiniz. Diş kaçırmamaya. O yüzden şöyle elimle bir yerlerini sabitliyorum. Eşit derecede yaklaşık bunları 500 gram ağırlığında sıkıyorum. Diğerleri 300 da. Bu 500-600 diyelim buna da. Yani plastiğin iki katı kadar sıkıyorum. Çünkü altı sağlam alüminyum. Şöyle bakalım, gayet güzel dönmekte ve artık problemi de çözdük. Ben bunu ekstra gres sürmedim çünkü hali hazırda zaten gresli. Fazla gres sürüp içinde pislik birikmesini istemem. O nedenle grese şu an için gerek yok. Zaten gresli olduğu için de işimiz görecek. Şöyle bunları da artık takabiliriz. Ve ondan önce şu parçayı takalım. Koruma kısmı. Ben bunu şu şekilde kullanıyorum. Sağdan sağ elini tuttuğum için. Bu taraftan takıyorum bunu. Yani şöyle tutarken üzerime herhangi bir parça gelmesin diye. Şunu da şöyle en alta alıyorum. Şu aradaki mesafeden maksimum verimi alabilmek için. Şimdi şunu sıkabiliriz. Evet genel olarak taşlama aletimizi onardık. Bakımını yaptık. Ben bunun bakımını daha önceden yapmıştım. Rulmanın dağıldığını düşünmüyordum. O zaman bu kadar dağılmış değildi rulman. O zaman bir yağladım. Sesi güzelleşti ama demek ki hata rulmandaymış. Rulman ömrünü tamamlamış. E bunu zorladıkça aşağı yukarı işte 10 saat çalıştı hem ısındı hem rulmanın içindeki yağı bitti muhtemelen. O nedenle rulmanı dağıldı videomuz bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Bu videoda taşlama aleti tamiri, bakımı, muhtemel problemlerini ele aldık ve nasıl açılıp nasıl kapanması gerektiğini gördük. Ve en yaygın problem olarak rulman değişimi nasıl yapılır onu görmüş olduk. Yeni alet almaktansa 15-20 liraya rulman alarak ve bıçak ve bir yıldız son evdayla tamirimizi gerçekleştirmiş olduk. 10 dakikada, 15 dakikada ve genel olarak muhtemel problemlerin nerede olacağını görmüş olduk. Bunları her 10-15 saatte bir içini açıp yağlamak gerekiyor. Yani 15 saatlik çalışmadan sonra içindeki yağ işlevini yitiriyor. Yeniden greslemek gerekiyor. Daha sonrasında eğer ki uzun yıllardır kullanıyorsanız içindeki taşlamalar bitmiş olabilir. Taşlamayı değiştirirsiniz. Elektrik motoru olduğu için herhangi bir yağlamasına gerek yok. Arkadaki rulman genel olarak sağlam oluyor zaten. Asıl işi öndeki rulman yapıyor. Asıl yükü öndeki rulman alıyor. Siz bunu mesela sürekli bastırdığınız için öndeki rulmana yük biniyor ve değişmesi gereken parça öndeki rulman oluyor. Çok aşırı ısındıysa kapatın. Rulmanda problem olabilir. Benimki öyleydi. Öyle fark ettim zaten. O şekilde problemimizi tespit edin. Elektrik geliyorsa arkada sıkıntı yoktur. İçindeki parçayı çıkarmanız gerek yoktur. Sadece bu kısımda bir rulman değişimi veya yağlama yaparak siz de probleminizi çözüp makinenizi uzun yıllar bu şekilde kullanabilirsiniz. Umarım video faydalı olmuştur. sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza destek olmak isterseniz, kanalımızı büyütmek isterseniz, kanalımıza değer katmak isterseniz abone olmayı da ve bildirim zillerini açmayı da unutmayalım izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şöyle kendimi göstereyim. Hoşçakalın. Allah'a emanet.